Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar, Mevlüt kandili münasebetiyle toplanmış bulunmaktayız. Mevlüt, tevellüt yani doğum, doğmak manasına geliyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın doğduğu gece. Bu geceyi tebriken yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu için, hasreten Allah rızası için hatimler tabii dağıtıldı. O Resul-i Zişan'ı yad etmek, hem de dualarımızla, Kur'an'la onun ruhuna, kabrine nurlar ve sevaplar göndermek bu gece bir vazifedir bizim için. Fahri bir vazifedir. Tabii evvela gecenin içini doldurmak lazım. Manası nedir? Onu iyi bir anlamak lazım. Yoksa işte hani bu gece Mevlüt Kandili bir toplanalım, bir dağılalım. Ama bu doğuş neyin doğuşu? Eğer Hicaz'da bir çocuk dünyaya gelmiş, işte yaşamış ölmüş. Bundan ibaret olursa maalesef bu kadar alemi İslam'ın teveccühü ve bu gecede bir araya gelmesi kof bir toplanma olur. İçi boş bir toplanma olur. Fakat bu nasıl bir zattır? Bunun beşeriyeti, şahsiyeti, manevi kimliğini azıcık da olsa bu 40 dakika içerisinde tanıtmaya çalışacağız. Şimdi kimlikte ne geçer? Herkesin bir ismi vardır değil mi? Ahmet, Mahmut, Muhammed, Mustafa. Ya bak söyledim, kısaca bitti. Ama bunların bir içeriği vardır değil mi? Belki Ahmet çok yüksek makam sahibi birisidir. Mahmut efendim filan yerde filan işi yapıyordur denildiği zaman bak daha farklı oldu değil mi? Yani bir var ki işte Recep abi dedik. Bir de var ki dedik ki işte beyefendi filan yerin müdürüdür. Bak ikisi arasında çok fark var. Aynen öyle de Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın tevellüdü yani doğuşu bu aleme neler getirmiş ve Allah nezdindeki değeri kıymeti nelerdir? İnşallah bu akşam onu anlamaya çalışacağız. Bakın Cenab-ı Hak onun doğuşuna öyle ehemmiyet veriyor ki veladeti gecesinde doğduğu gece hem annesi hem annesinin yanında bulunan Osman İbnül As'ın annesi hem Abdurrahman İbni Avf'un annesinin gördükleri azim bir nurdur ki üçü demişler veladeti anında doğduğu anda biz öyle bir nur gördük ki o nur maşrik ve mağribi bize aydınlattı. Maşrik ve mağribi bize aydınlattı. Yani kuzeyi ve güneyi ne yapmış? Aydınlatmış. Cenab-ı Hak bununla ne mesaj vermiş? Ne mesaj vermek istiyor? Bir çocuk doğuyor ki maşrik ve mağrib aydınlanıyor o doğduğu zaman. Neden ben doğarken aydınlanmadı da o doğduğu zaman aydınlanıyor? Yani o demek ki bir vazifelidir. Gelişiyle beraber bütün alemi nurlandıracak bir zat. İkincisi, o gece Kabe'deki sanemlerin, putların baş aşağı düşmesi. O gece Kabe'de 360 tane Kabe içerisinde put vardı. O 360 tane put baş aşağı düşmüştür. Üçüncüsü, meşhur Kisra'nın Sasani İmparatorluğu vardı biliyorsunuz. Yani İran o günlerde. Yani 1000 yıllık bir imparatorluk, öyle güçlü bir imparatorluk. Meşhur Kisra'nın eyvanı yani saray meşhuresi o gece sallanıp inşikak etmesi ve 14 şerefesinin düşmesidir. 14 tane de burcu varmış. Onlar da ne yapmışlar? Yıkılmışlar. Tabii bu hadisenin manasını öğrenmek için ne yapıyor? Bu adam Şam'daki kahine elçi gönderiyor. Ve kahin diyor ki Hicaz'da bir çocuk dünyaya gelir. Sizden diyor 14 tane kral hüküm sürecek. Ondan sonra o çocuk Fars saltanatını paramparça edecek. Ve hakikaten o da bakıyor ki yani benden sonra olacak bir hadise ehemmiyet vermiyor. Hakikaten de 14 tane kral geçiyor ve Allah Resulü'nün sahabeleri ne yapıyor? Onun mülkünü ve saltanatını Allah Resulü'nün mektubunu parçaladığı gibi onlar da onun mülkünü ve saltanatını paramparça ediyorlar. Dördüncüsü, Sava'nın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması. Bakın burada bir hadiseler fark ederseniz
bir şeyleri aydınlata aydınlata gidiyor. Yapacağı işlere işaret ede ede gidiyor. O hadiseler öyle hani tesadüfen gerçekleşmiş. Neden romanın efendim saltanatı sallanmıyor da, sarayı sallanmıyor da Kisra'nınki sallanıyor? Çünkü diğer sultanlar, diğer krallar Name-i Nebevi'ye hürmet ettiler. Saygı göster, iman etmedikleri halde yine de saygı gösterdiler. Cenab-ı Hak da onların mülkünü, saltanatı hemen parçalamadı. Hatta Heraklius değil mi? Gizliden Müslüman oldu. Sava'nın takdis edilen küçük denizinin bir küçük göl varmış. Oraya tapıyormuş insanlar. Bu insanoğlu da hak dinden küçük bir uzaklaşmayla hemen bir şeylere tapma ihtiyacı hisseder fark ederseniz. İşte Hindistan'da ineğe tapmalar, fareye tapanı var, maymuna tapanı var. Hani şimdi burada denize, küçük göle tapıyor deyince biraz komik oluyor değil mi? Ama senin bugün 20. yüzyıldayım diyorsun ya, senin şu anda bulunan vatandaşın fareye tapıyor, maymuna tapıyor. Bu daha komik değil mi? Hani evdeki fareye adam tapıyor ya. Onun için mabet inşa etmiş. Her taraf fare dolu. Nerede kaldı 20. yüzyıl değil mi? Ve istahrar Abad'da bin senedir daima işgal edilen, yanan ve sönmeyen mecusilerin mabut ilah ittihaz ettikleri ateşin veladet gecesinde sönmesi, doğmasıyla beraber onların ateşi de sönüyor. Bakın kim neye tapıyorsa o taptıklarının başına bir iş geliyor. Onun doğuşuyla beraber. İşte şu 3-4 hadise işarettir ki o yeni dünyaya gelen zat ateşperestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izni ilahi ile olmayan şeylerin takdisini men edecektir. Yani tapılmaya layık olmayan şeylerin hepsini ne yapacaktır? Men edecektir. Daha doğumuyla böyle külli hadiseler gerçekleşiyor. Bir de bakalım İsa Aleyhisselam bu hususta ne diyor? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili. İncil'in ayeti Galel Mesihu inni zehebu ila ebi ve ebiküm liyeb'ase lekümül feraklit. Yani ben gidiyorum ta size faraklit gelsin. Yani Ahmet gelsin. İşte İsa Aleyhisselam'dan sonra nübüvvetiyle bütün cihana dini Muhammed'i ilan eden Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan başka kim vardır? Yine inni etlubu min rabbi ferakliten yekunu me'aküm ilel ebed. Yani ben Rabbimden hakkı batıldan fark eden bir peygamberi istiyorum ki ebede kadar beraberinizde bulunsun diye yine İsa Aleyhisselam ne yapıyor? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın geleceğini müjdeliyor. Bunun gibi İncil ve Tevrat'tan pek çok ayetler var. Tabi hepsini okumaya zaman yetmez. Biz bu akşam Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın biraz manevi şahsiyetinden ve manevi kimliğinden bahsedeceğiz. Karıncayı emirsiz, arıyı yasupsuz, başsız, reissiz bırakmayan kudreti ezeliye elbette nev-i beşeri nebisiz bırakmaz. Madem şu kainatın haliki her nevde bir ferdi mümtaz ve mükemmel ve cami halk edip, bakın her fertte, insan türünde, hayvan türünde, her tür mahlukat türünde Cenab-ı Hak bir ferdi mümtaz ne yapmıştır? Halk etmiştir. Adeti böyle cereyan etmektedir. O insanlara, işte hayvanlarda bile değil mi? Yani sürünün başını çeken bir keçi vardır, koç vardır, koyun vardır. Muhakkak bir şey vardır yani o sürünün başını çeken. Lider var. Bir lider var. Adetullah, sünnetullah bu şekilde cereyan etmektedir. O nev'in medar-ı fahri ve kemali yapar. Aynı zamanda onu o nev'in medar-ı fahri ve kemali yapar. Elbette esmasındaki ismi azam tecellisiyle, her isimde de bir azamlık mertebesi olduğu gibi, Esma-i Hüsna'sında da bir ismi azam olduğu gibi, bütün kainata nispeten mümtaz ve mükemmel bir ferdi halk edecek. Bütün kainata nispeten mümtaz ve mükemmel bir ferdi ne yapacaktır? Halk edecektir. Esmasında bir ismi azam olduğu gibi masnuatında da bir ferdi ekmel bulunacak ve kainata münteşir kemalatı o fertte cem edip kendine
medarı nazar eder. Bu da çok antika. Allah nazar etmek için bir ferdi mükemmel bir şekilde halk eder. Şimdi nev-i beşer olarak nev-i beşerin en mükemmelidir. Ve peygamberlik gerdanının en büyük halkasıdır. Peygamberler içerisinde en mümtazıdır. Genelde en son gelmesinden dolayı karıştırılıyor bu nokta. Yani en son geldi. En son gelmesi en büyük olduğunu gösterir. Hani bir çocuğu okula göndersen direkt üniversiteye götürüp profesöre mi verirsin? Yoksa ilkokuldaki ilkokul öğretmenine mi verirsin? Şimdi nev-i beşeri de Cenab-ı Hak ne yapıyor? Diğer peygamberlerle belli bir mertebeye, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan ders alacak mertebeye getiriyor. Yükseltiyor, yükseltiyor ve en son ve en mükemmel şeriat-ı Ahmediye'yi her cihetiyle mükemmel. Bakın öyle bir din getiriyor ki Cenab-ı Hak tırnak kesmesi dahi o dinin içerisinde var. Yani dinin mükemmeliyeti orada. Yani hiçbir şey şuradan şimdi nasıl kalkacaksın, şuraya nasıl gideceksin o dinde var. Sünnette var. Böyle bir din gönderiyor. Yaşam kuralı gönderiyor. Cenab-ı Hak kendi nazar edeceği o ferdi mümtazı ne yapıyor? Halk ediyor. Tabi biz bunun biraz daha manevi kimliğine eğilelim. Vakti geldi değil mi? Artık hani beşeriyet cihetiyle Cenab-ı Hakk'ın onu kainata müjdelemesi cihetiyle çok noktalarını gördük. Acaba manevi kimliği nasıl? Bir de gözükmeyen, insanlara yani avam tarafından çokça bilinmeyen manevi bir kimliği var. Hani dedi ki bir ismi var, bir de şahsiyeti vardır insanın. Şimdi Yaşar Çağlayan, bu isimden çok insan bir şey anlamaz değil mi? Ama onun toplum hayatında bir yeri vardır, insanlarla efendim münasebeti vardır, makamı vardır, şusu vardır, busu vardır. Yani ayrı bir dünyası vardır kendi içerisinde. O dünyayı bilmiyoruz. O dünyayı bilme nispetinde zaten onunla irtibat kurabilirsin. Arkadaş olabilirsin, yakın olabilirsin. Ya piyasada da Celal Erçağlar var. Değil mi? Münasebetimiz yok yani. Bir isimden ibarettir. Sadece yazıdan ibarettir. Şimdi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyoruz değil mi? Eğer sadece bundan ibaret kalırsa, siyere nispeten beşeriyetinde kalınırsa maalesef o Allah'ın değer verdiği kainatı onun hürmetine yarattığı o zat maalesef anlaşılmaz. Bize yansıyor. Tabi biz onun bütün şahsiyetini bütünlüğüyle beraber anlamamız zor da işte kıssadan hisse nispetinde ne yapacağız? Anlamaya çalışacağız. Ama bütün dersi şöyle ana başlıklarını okuyayım. Yapacağımız derste mahiyeti manevi-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Bu ders aslında başlı başına bir derstir. Bu dersin içerisinde 6-7 tane ders vardır. Bakın mahiyeti manevi-i manevi kimliği. 1. Nur Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Onun nuru. 2. Maddi ve manevi hayat Muhammediye. Maddi ve manevi hayatı da var. 3. Hakikat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Bir de hakikati varmış. 4. Şahsiyet-i Maneviye-i Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Şahsiyet-i maneviyesi var. Şimdi Kadir abi senin bir iş yerindeki şahsiyetin var. Bir de medresedeki şahsiyetin var. Bir de Allah'la olan manevi şahsiyetin var değil mi? Hepsi farklı. Biz onu bilemeyiz. Sen Allah'la nasıl bir münasebetin var? Nasıl bir manevi kimliğin vardır? Onu o bize gayb. Biz sadece dershanedeki şahsiyetiyle münasebettarız. Veya iş yerindeki insanlar da senin bu işte nurculuk hayatını bilmezler. Orası da ayrı bir hayatı kadiriyedir değil mi? Onların her biri tek tek ele alınması lazım ki her tarafıyla adam tanınmış olsun. Aynen öyle de şimdi ne var? Risalet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Bak risalet ciheti var bir. 6. Zat-ı Ahmediye. Zat-ı Ahmediye. Veladeti işte doğumu. 7. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bak daha Hazreti Muhammed ismine yeni geldik. Yedinci sırada. Biz hep ne diyoruz? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Yani ondan te yukarılarda 6 tane ayrı şahsiyet var. Onları tanımıyoruz. 8. Zat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam. Bu da beşeriyeti. Nur Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam okuyorum. Binaenaleyh bu kadar garip,
acil, güzel kainat için böyle tarifat ve teşrifatçı bir mürşidi harika lazımdır. Eğer bu zat aleyhissalatü vesselam olmasaydı, kainat da olmazdı mealinde. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk olan hadisi kutsi şu hakikati tenvir ediyor. Şimdi şu kapıdan birisi girse, dese ki senin hürmetine buradakileri bağışlıyorum, yoksa hepsini öldüreceğim dese. Demek ki o adam ne kadar değerli o adamın nazarında, değil mi? Yani bu kadar insanın var olup yok olmasının bir ehemmiyeti yok. Sırf onun için var ediyor. İşte Cenab-ı Hak ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için levlâke levlâke lemâ halaktül eflâk hadisi kutsisinde beyan edildiği gibi bütün alemleri, sadece insanları demiyor, bütün alemleri, cennet, cehennem, melekler, cinler, ne varsa bütün yaratılmış mahlukat, arştır, kürstür, felektir, şudur budur, hepsini Cenab-ı Hak neyin hürmetine halk ediyor? Hani insanları değil, bakın şu alemden, atmosferden çıkın. Arş, kürs, yaratılmış bütün mahlukat, hepsi onun nurundan halk edilmiş ve Cenab-ı Hak onun hürmetinden ne yapmış? Halk etmiş diyor Mesnevi Nuriye'de. Yine bunu ispat eden, evet, nasıl ki Fahri Alem Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri, şecere-i kainatın hayattar çekirdeği, kainat ağacının hayattar çekirdeği, çekirdek ama bir insan çekirdek olabilir mi ya? Yani alem, bütün alemlerin çekirdeği olabilir mi? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş olduğu değeri ifade ediyor. Ya bütün gördüğün, alabildiğine bu mahlukat, bu kainat, bu peygamberler, bu dinler, bu yeryüzünde olan hadiseler, cinler, melekler, bu imtihanlar, hepsi işte onun hürmetine halk edilmiş. Ya bu nasıl bir zattır? Bu nasıl bir şereftir? Bu ne kadar yüksek bir şahsiyettir? Bu bizim siyerlerde okuduğumuz şahsiyet olamaz. İşte savaşa gidiyor, kah galip oluyor, kah mağlup oluyor, değil mi? Demek ki şu da anlaşılıyor ki, o geliyor, onun getirdiği bir dava var. O da nedir? İşte bu dinin inkişafı, yayılması. Bu Allah nezdinde ne kadar değerli, ne kadar ehemmiyetli bir şey ki, o koskoca Resul geliyor da yaptığı işe bak. İşi ne? İnsanları Hakk'a davet et. Demek ki kainatta yapılabilecek en yüksek iş budur. İnsanları Hakk'a, hakikata ne yapmak? Davet etmek, irşad etmek ve insanları onun söylemiş olduğu benim nam-ı celilim her yere ulaşacaktır diye bu hadisin peşinde koşmaktır. Şecere-i kainatın hayattar çekirdeği, enbiya ve mürselin o şecere-i mübarekin dalları olup dalın iptidasından, başlangıcından müntehasına kadar kat'i bir alaka ile daimi birbirlerini götürüyorlar. Bu sır için Hazreti Adem Safiyullah kokladığı ve hissettiği Nur Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam hakkında demiş: Ya Rab, benim alnımda bir çığırtı var. Nedir? Bu siyer kitaplarında da okumuşsunuzdur. Peygamberlerden peygamberlere böyle silsile yoluyla geçen, gelen ne var? Nur Muhammedi var. Her peygamberin alnındadır. Hatta Hazreti Abdullah'ın, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının alnında bir nur var. Bir kadın onunla evlenmek istiyor. Çok da ısrar ediyor. Sonra tabii Hazreti Amine'yi aldıktan sonra, evlendikten sonra diyorlar ki ya sen bu kadar ısrarlıydın, artık Abdullah'la evlenmek için ısrar etmiyorsun filan diyorlar kadına. Diyor ki ben diyor onun alnındaki nurdan dolayı, nübüvvet nurundan dolayı diyor onunla evlenmekte ısrar ediyordum. Şimdi o nur yoktur diyor. Hazreti Amine ile evlendikten sonra o nur geçiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Yani Hazreti Adem'den beri o nur gele gele o emanet artık sahibini o zaman buluyor. Cenab-ı Kibriya Hazretleri buyurmuş, Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihidir. Alnımda bir çığırtı var. Cenab-ı Hak da ne diyor? Nur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tesbihidir. Aynen kütüb-ü sabıkada da vesile-i dünya olan Şah-ı Levlaki evsafıyla, ashabıyla haber vermeleri gösteriyor ki, ulûm-ü evvelîn ve ahirini cami bir kitap ile bas olunacak. Ulûm-ü evvelîn ve ahirîn cami bir kitap ile
bas olunacak, açılacak. Kainatın ruhu hükmünde ve bütün kainatın güzellikleri kendi fıtratında tecemmü edip, bütün kainatın güzellikleri kendi fıtratında cem olacak diyor. Tekemmülle, tam kemale ermekle tuluğu fecirden sonra şemsin tuluğu gibi bekleniyordu. Yani onun doğuşu fecirden sonra güneşin tuluğu gibi, doğması gibi bekleniyordu. Yani bütün kainatı ne yapıyor? Kendisinde mükemmel bir şekilde cem ediyor ve kainatın bütün sırlarını açacak olan şahsiyet artık güneşin doğuşu gibi bütün insanlık nezdinde, o zamandaki alimler nezdinde de ne yapılıyordu? Bekleniyordu. O zaman da işte Beni İsrail alimleri de vardı. Yani Yahudilerin alimleri, onlar da bekliyordu. Ve hatta Medine'ye girerken de beklediğiniz şahsiyet budur dediler. Ne dediler biliyor musun? Evet odur ama İsrailoğullarından olmadığı için ben ona iman etmem dedi adam. Adam düşün, millete müjdeliyor. Diyor ki o gelecek. Onun doğması yakındır. Bu derece ilim var, irfan var. Bakın cehalet yok. Ama milliyetçilikten dolayı, ırkçılıktan dolayı ne oldu? Gitti, gümledi. Demek ki şu var, din samimiyettir, ihlastır. Çok bilmek değildir. Bilgi, samimiyet ve ihlası artırmak için vasıtadır. Öyle sahabeler var ki hiç dünyadan haberleri yoktu. Çölde bedeviydiler değil mi? Ama ne oldu? Ebu Zer'le Gıffari, hatta ne diyorlar? Siz diyorlar eşkıyalar, işte kervan soyguncuları falan diye böyle hani itham ediyorlar Ebu Zer'le Gıffari radiyallahu. Yani onların kabilesi kervanların geçeceği bir yol üzerindeymiş de yani o işleri yaparlarmış kabileleri. Ama böyleyken ne yüksek bir iman sahibi oluyorlar değil mi? Ama o alim denilen, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın geleceğini haber veren şahsiyetler ise ila cehennemi zümera olup gidiyorlar. Hatta onun geleceği yeri bile söylüyorlar ya, Medine'ye hicret edeceğini bile söylüyorlar. Yani bu kadar bir ilim var. Kitaplarında vasıfları var. Bu yüzden yani kıssadan hisse babında anlamamız gereken şu ki bunların bu vaziyetlerinden din samimiyettir. Samimiyet olmazsa buna da ihlas deniliyor işte. Sırr-ı ihlas, yani imanın iktiza ettiği sırr-ı ihlas olması gerekiyor. Aksi halde ne oluyor? Yani işinde samimi oluyor, sonra gümleyip gidiyor. Cenab-ı Hak bu gece hürmetine, onun veladeti hürmetine, doğuşu hürmetine bizlere de yeni bir doğuş ihsan eylesin. Amin. Günahlarımızdan, haramlardan kaçarak onun rızası yolunda selametli bir yol ihsan eylesin. Davahum fiha subhaneke Allahumma ve tahiyyatum fiha selam. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin.